Herkese merhaba. Apple iPad Pro, Apple'ın büyük ekranlı tableti, 7.9 inç iPad Mini ve 9.7 inç iPad Air tabletlerin yanına konumlandırılmış daha büyük ekranlı ve daha çok üretime, içerik üretimine odaklanan bir tablet. Tabii ki bu iPad Pro'nun yine diğer iPad'ler gibi içerik tüketimine odaklanmadığı anlamına gelmiyor. Büyük ekran ve buna bağlı olarak yine 4 tane hoparlörün barındırılıyor olması iPad Pro'nun yine mükemmel bir içerik tüketim cihazı olduğu anlamına geliyor. iPad Pro'da 12.9 inç köşeden köşe uzunluğa sahip bir ekran bulunuyor. Bu Retina ekranı bağlı olarak yine iPad Pro oldukça büyük bir yüzey alanına sahip. 13.3 inç MacBook'larla hemen hemen aynı büyüklükte bir yüzey alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen Apple iPad Pro'yu oldukça ince bir gövdede sunuyor. 6.9 mm'lik kalınlığa sahip bir gövdesi mevcut. Bunun dışında iPad Pro'nun tasarım açısından iPad Mini'den ve iPad Air'den fark yok. Onların büyütülmüş bir hali olduğunu söyleyebiliriz. Arkada sol üst köşede 8 megapiksellik EyeSight kamera bulunuyor. Hemen onun yanında mikrofonu görüyorsunuz. Apple logosu arkada, iPad yazısını görüyorsunuz. Yine uzay grisi, altın ve gümüş renk seçenekleri mevcut iPad Pro'nun da. Elimdeki bir hücresel bağlantı destekli tablet olduğu için gördüğünüz gibi radyo bölümü, radyo bağlantı devrenin olduğu bölüm görmüş olduğunuz gibi bir plastik kapakla kapatılıyor. Önde yer alan 12.9 inç ekranın altında yine Touch ID özellikli ana ekran tuşunu görüyorsunuz. Bu ekranın yüzey alanına oranı oldukça yüksek, yaklaşık 177'lik bir oran var. Bu da iPad Mini 4 ve iPad Air 2'ye göre ekranın gövdede daha fazla yer kapladığı anlamına geliyor. Üstte FaceTime kamera var, 1.2 megapiksel çözünürlüktü. Bunun dışında sol kenarda bu iPad Pro özel smart konektörü görüyoruz. iPad Pro'da bulunan bu smart konektör Bluetooth bağlantısına gerek kalmadan çeşitli aksesuarların iPad Pro'ya kolaylıkla bağlanmasını ve kullanılmasını sağlıyor. Güç ve veri iletişimi görmüş olduğunuz bu küçük port üzerinden sağlanıyor. Şu anda smart keyboard aksesuarı bu smart konektörü destekleyen tek aksesuar, ancak Apple bu bağlantıyı 3. taraf aksesuar geliştiricilerini aşmış durumda. Bu da demek oluyor ki gelecekte daha fazla smart konektör destekli cihazı göreceğiz. Altta Lightning portu var ve görmüş olduğunuz gibi 2 adet hoparlör var. Üst tarafta bu 2 hoparlörün aynısından görüyoruz. Bu da demek oluyor ki iPad Pro oldukça yüksek bir ses deneyimi sunuyor. Gerçekten de iPad Pro ile müzik dinlemek, film izlemek oldukça keyifli. Bu 4 hoparlör bas, tiz ve orta frekansları oldukça iyi seviyede veriyor. Aynı zamanda tableti bu şekilde tuttuğunuzda ya da bu şekilde tuttuğunuzda üstte kalan hoparlörler aynı zamanda orta ve yüksek frekansları daha doygun, daha yüksek şekilde veriyor. Böylelikle sanki evinizde bir ses sinema sistemiyle film izliyormuşsunuz gibi bir deneyimi iPad Pro'da yaşamanız mümkün oluyor. Özellikle maç izlerken bu hoparlörler, iPad Pro'da maç izlemek hem büyük ekrana bağlı olarak hem de hoparlörlere bağlı olarak oldukça güzel oluyor. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi ses tuşları var ve çift mikrofon yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi nano sim kart yuvası yine iPad Pro'da mevcut. Üstte de güç butonunu hemen hoparlörün yanında görürüz. Bu tarafta da 3.5 mm'lik kulaklık jakı mevcut durumda. iPad Pro'nun 12.9 inç ekranı 2048x2732 piksel çözünürlük sunuyor. Bu 5.6 milyon piksel anlamına geliyor ve şu anda elimde tuttuğum tablet bir iPad'teki en fazla piksel sayısını barındıran ekran. 5.6 milyon piksel var ve görmüş olduğunuz iPad Pro'nun kısa kenarı, ekranının kısa kenarı iPad Air'ın uzun kenarıyla aynı uzunlukta. Yani şu anda elimde sanki dikey bir iPad Air'ı tutuyormuşum gibi oluyor. Bu büyük ekran seni kazandırıyor. Özellikle çoklu görev uygulamalarında oldukça fazla kullanışlılık sağlıyor. Bunun dışında Apple ekranda, iPad Air'in ekranında farklı değişken tazeleme oranlarını destekliyor. Böylelikle iPad Pro'nun büyük ekranın pil tasarrufunu optimum derecede yapmasına olanak sağlıyor. Yine lamine ekran teknolojisi kullanılmış. Ekran yüzeye sanki birleştirilmiş şekilde duruyor. Bu da görsel açıdan daha fazla doğallık sağlıyor. iPad Pro performans açısından tam bir canavar, bunu söyleyebiliriz. İçerisinde Apple'ın iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ta yer verdiği A9 işlemcisinin daha üst versiyonu A9X çalışıyor. Bu işlemci iPad Air 2'de bulunan işlemciden 2 kat daha iyi işlemci performansı, aynı zamanda %40'a varan oranında daha iyi grafik performansı sunuyor.
Aynı zamanda iPad Pro'da 4 GB RAM var. Bu da iPad Pro'nun oldukça güçlü bir performans canavarı olduğu anlamına geliyor. Gerçekten de Apple'ın bu tableti çıkarış amacına uygun şekilde iPad Pro yüksek bir performans sunuyor. Çoklu görev uygulamaları oldukça iyi çalışıyor. Örneğin Safari'de veya Chrome'da yeni bir sekme açtığınızda ve daha sonra o sekmeye geri döndüğünüzde sekmenin tekrar başlatılması gibi, tekrar yüklenmesi gibi bir durum söz konusu değil ki bu da iPad Pro'nun masaüstünde yakın bir çalışma ortamı sağlamasında önemli bir unsur bizler için. Bunun yanı sıra iPad Pro için çıkmış olan profesyonel seviyedeki grafik ve tasarım uygulamaları da bu yüksek performans sayesinde oldukça iyi sonuçlar veriyor. Pil bakımından da iPad Pro'nun iPad Air çizgisini ve iPad Mini 4 çizgisini yakaladığını söyleyebiliriz. İçerisinde bulunan pil yaklaşık 8 saate varan oranda bir çalışma performansı sağlıyor. Bu tabii ki aralıksız kullanım için geçerli. Normalde iPad Pro'yu 2 günde bir şarj etmeniz bu tableti düzgün şekilde kullanmanız için size fazlasıyla yeterli olacaktır. iPad Pro'da Apple'ın son sürüm mobil işletim sistemi iOS 9 çalışıyor. iOS 9'a baktığımızda kullanıcı arayüzünün iPhone 6S'te veya iPad Air 2'de, iPad Mini 4'te olduğu gibi karşınıza çıktığını göreceksiniz. Bu aslında biraz iPad Pro'nun sunmuş olduğu büyük ekrandan fazlasıyla yararlanmamak anlamına göre, görmüş olduğunuz gibi ikonların arasındaki mesafeler oldukça fazla. Belki Apple ileriki sürümlerde iPad Pro'nun ilerleyen versiyonlarında bu büyük ekranı, ana ekranı daha fazla unsur için kullanmaya mümkün kılabilir. Ancak görmüş olduğunuz bugün ekranında, bildirim ekranında biraz daha fazla işlevselliği yoğun olduğunu görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi takvim, bunun dışında bileşenler var. Bu tarafta bildirimler var. Aslında bu görmüş olduğunuz bildirim tepsisi, bildirim ekranı biraz daha işlevsellik açıdan iPad Pro'nun mantığına daha yakın görünüyor. iPad Pro sahiplerinin bu görmüş olduğunuz ekranı yoğun şekilde kullanacağını tahmin ediyoruz. Bunun dışında iPad Pro'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi çoklu görev özelliğini en fazla, en yoğun şekilde yaşatması. Çoklu görev özellikleri iOS 9'la birlikte sunulmuştu ve ekranın aynı anda iki uygulama tarafından kullanılmasına olanak sağlıyor. Split View özelliği var görmüş olduğunuz gibi. iPad Pro'nun ekranı ikiye bölerek bir tarafta bir uygulamayı, bir tarafta başka bir uygulamayı bu şekilde çalışabilirsiniz. Bu gerçekten de iPad Pro'nun farkının en fazla hissedildiği alanlardan bir tanesi. Aslına baktığınızda iPad Mini 4'te ve iPad Air 2'de de benzer görünüm söz konusu. Ancak iPad Pro'nun daha fazla ekrana sunması uygulamaları daha yüksek görüntüleme alanıyla çalıştırmaya izin veriyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda İki tane iPad Air uygulamasını tek ekranda çalıştırma fırsatı elde ediyorum ve mümkün olan en yüksek verimlilikte bu uygulamaları kullanma şansı elde ediyorum. Bu şekilde iOS 9'un sunmuş olduğu çoklu görev özelliklerinden sonuna kadar yararlanmak mümkün oluyor. Bununla birlikte uygulamalar iPad Pro'ya yavaş yavaş uygun hale geldikçe bu tabletin sunmuş olduğu görsel deneyim, verimlilik daha da artacaktır. Şu anda her uygulama iPad Pro'nun 12.9 inç ekranı tam anlamıyla desteklemiyor. Örneğin Facebook uygulamasına baktığımızda hala bu uygulamanın tablet sürümünün büyütülmüş versiyonunu çalıştırıldığını görürüz. Bunun dışında Twitter'a baktığımızda Twitter'ın iPad Pro'ya uyum sağladığını ve görmüş olduğunuz gibi iPad Pro'nun sunmuş olduğu alandan maksimum derecede fayda sağladığını görürüz. Zaman geçtikçe uygulamaların iPad Pro ekranını daha yoğun şekilde destekleyeceğini ve böylelikle işlevsellik açısından, verimlilik açısından bu tabletin sunmuş olduğu alandan daha fazla ve kullanıcıları memnun edecek şekilde yararlanmaya başlayacağını tahmin ediyoruz. Apple iPad Pro ile birlikte çeşitli aksesuarlar da sunuyor. Bunlardan bir tanesi de elimde tutmuş olduğum Apple Pencil. Apple Pencil bir ekran kalemi ve bu ekran kalemi sayesinde iPad Pro'da gerçeğe yakın şekilde sanki bir kağıt kalemle not alırmış veya çizim yaparmış gibi bir çizim deneyimi, yazma deneyimi elde etmeniz mümkün oluyor. iPad Pro oldukça iyi bir teknolojiye sahip. Uygulama incelemesinde bu teknolojinin detaylarını bulabilirsiniz. Ve gerçekten de yüksek bir tepkiselliğe, hıza sahip. Böylelikle siz ekranda yazdığınız anda ekranda neler yazdığınızı görebiliyorsunuz. Baskı, basınç algılamasında mevcut ekranda biraz daha fazla bastırdığınızda görmüş olduğunuz gibi yazılar biraz daha kalın hale geliyor. Bunun dışında farklı gerçek hayattan alınan deneyimler de var. Örneğin kurşun kalemi seçtim iOS 9'un notları uygulamasında ve gördüğünüz gibi kalemin kenarıyla tarama işlemini yapıyorum ve ekranda da tıpkı o şekilde tarama işlemi gerçekleşiyor. Yani iPad Pro ile ve Apple Pencil ile bir kara kalem resmini rahatlıkla çizmeniz mümkün olacaktır. Apple Pencil'ın şarjı arkada görmüş olduğunuz Lightning bağlantısı sayesinde sağlanıyor. Doğrudan iPad Pro'nun Lightning portuna takıyorsunuz ve bu şekilde şarj gerçekleştiriliyor.
Çok az sürede, 1 dakikanın altında Apple Pencil'ı Lightning portuna bağlı tutarak yeteri kadar, yarım saat kadar çalışacak bir bağlantıyı, şarjı elde etmeniz mümkün oluyor. Aynı zamanda bağlantı da, ilk bağlantı da bu porta takılı şekilde gerçekleştiriliyor. Bildirim alanında Apple Pencil'ın ne kadar şarjının olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Aynı zamanda Apple Pencil'ın pili bittiğinde de bu size iPad Pro'nun ekrana yansılan bir bildirimle haber veriliyor. iPad Pro'nun arkasında 8 megapiksel iSight kamera var. iPad Air 2'de veya iPad Mini 4'te bulunan kameralarla aynı kameralar mevcut. Önde de 1.2 megapiksel FaceTime kamera bulunuyor. Kamera uygulaması alıştığımız tarzda, görmüş olduğunuz gibi birçok çekim modu destekleniyor. Kare mod, normal fotoğraf çekimi, ağır çekim, hızlı çekim gibi video modları mevcut. Aynı zamanda panoramik mod da mevcut durumda. Doğrusunu söylemek gerekirse iPad Pro gibi bir büyük tablette fotoğraf çekmek o kadar da pratik değil. Biraz da çevrede garip görünüyor. Ancak bu tabletin gayet düzgün, iyi fotoğraflar çektiğini söyleyebiliriz. 1080p video desteği de mevcut. Böylelikle ihtiyaç duyduğunuz anda tabletinizi çıkarıp doğrudan video çekebilirsiniz. Bu arkada yer alan kamera daha çok doküman taraması için uygun gibi görünüyor. Ancak ihtiyaç duyduğunuz durumlarda iPad Pro'nun kameraları imdadınıza yetişecektir. Apple'ın iPad Mini 4 veya iPad Air 2 gibi iPad Pro'ya özel olarak sunduğu aksesuarlar mevcut. Bunlardan bir tanesi, görmüş olduğunuz Smart Cover. Smart Cover uzun zamandır bir iPad aksesuarı olarak ortalıkta bulunuyor. Mıknatıs kuvveti sayesinde iPad'in kenarına tutunuyor ve böylelikle iPad'in ekranı kapatarak korunmasını, ekranın kullanılmadığı durumlarda uyumasını olanak sağlıyor. Aynı zamanda yüzey materyali sayesinde iPad Pro'nun ekranı da temizliyor. Bunun dışında bir de Smart Case var. Aslında Smart Case, Smart Cover'la birlikte kullanıldığında oldukça iyi bir performans sunuyor. iPad Pro'nun arkasını ve kenarlarını tamamen kapatıyor ve istediğiniz zaman Smart Cover'ı çıkararak sadece Smart Case'de de ön açık şekilde kullanmanız gayet hoş oluyor. Böylelikle Smart Cover'ın arkada yaratacağı fazlalığı da bir nevi azaltmış oluyorsunuz. Bunun yanı sıra iPad Pro'nun kenarlarını ve arkasını koruması bakımından da bu Smart Case'in oldukça pratik ve kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında Smart Keyboard da var. Smart Keyboard şu anda elimizde yok, ancak onu da çok yakında daha başka bir incelemede inceleyip detaylarını sizlere aktarma fırsatı bulacağız. iPad Pro ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bu tabletle ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'da yer alan detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.